Arkadaşlar merhaba. İngilizce hikayeler ve çeviri serimize devam ediyoruz. Klasiklere bir dönüş yapıyoruz ve bugün birlikte Liam O'Flaherty'nin The Sniper, Keskin Nişancı isimli hikayesini okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Önemli gördüğüm kelimeleri renklendirdim arkadaşlar. Kelimelerin anlamlarını tek tek hikayenin başına vermiyorum çünkü hikayeler uzun oluyor. Siz okuma esnasında bunlara odaklanabilirsiniz. The Sniper, Keskin Nişancı. The long June twilight faded into night. Uzun Haziran alacakaranlığı soldu, fade into dönüşümü belirler into edatı. Faded into night soldu ve geceye döndü. Dublin lay enveloped, envelope zarf demek ama fiil olduğunda bürünmek anlamı da var. Dublin uzanıyordu, envelope bürünmüş bir şekilde karanlığa. But for the dim light of the moon, ama ayın soluk ışığı nedeniyle that shone through fleecy clothes, ki bu ışık parlıyordu through içerisinden fleecy clothes, yün yumağı gibi bulutların içerisinden casting a pale light, yayarak soluk bir ışık as of approaching down over the streets, yaklaşmakta olan şafak nedeniyle over the streets, caddelerin üzerine. And the dark waters of the Liffey, ve Liffey nehrinin karanlık suları üzerine. Around the beleaguered forecourts, around etrafında, beleaguered'da kuşatılmış demek. Forecourts orada bir mekanın adı. Bunu dört saray ya da dört mahkeme olabilir. Bu bölgenin adı. Evet, around the beleaguered forecourts, kuşatılmış forecourts'un etrafında the heavy guns roared, ağır silahlar kükrüyordu. Here and there, orada burada, through the city, yani here and there burada, şehrin farklı yerlerinde machine guns, makinalı tüfekler, and rifles, ve tüfekler broke the silence of the night, gecenin sessizliğini broke, böldü. Spasmodically, spazmdan aklınıza gelsin arkadaşlar. Kasılmalar şeklinde. Şimdi burada silah atışlarının da spasmodically bir şekilde, yani ara ara kasılmalar şeklinde olduğundan bahsediyor. Like dogs barking on lone farms, yalnız çiftliklerdeki köpeklerin havlamaları gibi, yani durup durup yeniden başlıyor. Republicans, alıyorum tekrar yukarıya. Republicans and free staters, cumhuriyetçiler ve özgür devletçiler, liberaller gibi düşünebilirsiniz, were waging civil war, sürdürüyorlardı. Wage sürdürmek anlamında, civil war'da iç savaş, iç savaşı sürdürüyorlardı cumhuriyetçiler ve liberaller. On a rooftop near O'Connell Bridge, O'Connell Köprüsü'ne yakın bir çatının üzerinde a Republican sniper, cumhuriyetçi bir keskin nişancı, lay watching, etrafı gözetleyerek yatıyordu, uzanıyordu çatıda. Beside him, yanında, lay his rifle, tüfeği uzanıyordu, and over his shoulders, ve omuzlarının üzerinde was slung, asılıydı, a pair of field glasses, omuzlarının üzerinden de bir field glasses, arazi gözlüğü, yani arkadaşlar dürbün asılıydı. His face was the face of a student. Yüzü bir öğrenci yüzüydü keskin nişancının. Thin and ascetic, zayıf, ince bir yüzü vardı. Ama ascetic de çileli bir yüzdü. Yani zayıf, ince ve çileli bir yüzü vardı. Yüzü bir öğrenci yüzü gibiydi. But his eyes, ama gözleri, had the cold gleam of the fanatic, soğuk arkadaşlar parıltısına sahipti bir fanatiğin. They were deep and thoughtful, onlar, yani gözleri derindi ve düşünceliydi. The eyes of a man, bir adamın gözleri, who is used to looking at death, used to, be used to arkadaşlar, be'den sonra geliyorsa used to ve arkasından gerund geliyorsa alışkın olmak demektir. The eyes of a man who is used to looking at death, ölüme bakmaya alışkın bir adamın gözleri. He was eating a sandwich hungrily,
Acıkmış bir şekilde bir sandviç yiyordu. He had eaten nothing since morning. Sabahtan beri hiçbir şey yememişti. He had been too excited to eat. Yemek için çok heyecanlanmıştı. He finished the sandwich. Sandviçi bitirdi. And taking a flask of whiskey ve bir cep şişesi, whiskey cep şişesi çıkararak from his pocket cebinden, he took a short draught, kısa bir yudum aldı. Draught, yudum anlamında burada. Then he returned the flask, sonra şişeyi geri koydu to his pocket cebine. He paused for a moment, bir an durakladı, paused, considering, düşünerek, whether he should risk a smoke. Whether yapsın mı yapmasın mı, bir sigara içme riskini göze alsın mı almasın mı diye düşündü. It was dangerous, tehlikeliydi bu. The flash, işte sigara içeceği zamanki parıltı, flash, çakma, ışık çakması, might be seen, görülebilirdi in the darkness, karanlıkta. And there were enemies, ve düşmanlar vardı, watching, etrafı gözleyen düşmanlar vardı. He decided to take the risk, riski göze almaya karar verdi. Placing a cigarette between his lips, dudakların arasına bir sigara kondurarak, yerleştirerek, he struck a match, bir kibrit çaktı. Inhaled the smoke, inhale içine çekmek demek, exhale'de nefesi dışarıya vermek. Inhaled the smoke hurriedly, aceleyle dumanı içine çekti. And put out the light, ve ışığı söndürdü. Almost immediately, hemen ardından, a bullet, bir kurşun, flattened itself against the parapet of the roof. Flattened, dümdüz olmak demek. Bir kurşun, against the parapet of the roof, çatının siperinde dümdüz oldu. Yani bir kurşun geliyor. Oraya vurdu kurşun. The sniper took another whiff, ve sniper bir nefes daha aldı, and put out the cigarette, ve bu sefer sigarayı söndürdü. Then he swore softly, sonra usulca küfür etti, and crawled away to the left, crawl away, sürünerek uzaklaşmak, sola doğru sürünerek kaydı. Cautiously, tedbirli bir şekilde, he raised himself, kendini yavaş yavaş yükseltti, and peered over the parapet, ve çatı siperinin üzerinden baktı. Peer over, üzerinden bakmak. There was a flash, bir gene ışık çakması oldu, and a bullet, ve bir mermi whizzed over his head, kafasının üzerinden vızıldayarak geçti, whizz over. He dropped immediately, hemen kendini yere bıraktı. Drop o anlamda burada düşürmek. He had seen the flash, ışığın çakışını görmüştü. It came from the opposite side of the street, caddenin karşı tarafından gelmişti. He rolled over to the roof, to a chimney stack in the rear. In the rear, arkada. Arkadaki bir baca yığınına doğru, çatının üzerindeki. He rolled over, yuvarlanarak gitti yerde. And slowly, ve yavaşça drew himself up, kendini yukarıya doğru çekti. Behind it, onun arkasında, baca bloğunun arkasında. Until his eyes were level, neye kadar? Gözleri seviyeye gelinceye kadar, with the top of the parapet, çatı siperinin korkuluğunda aynı hizaya gelinceye kadar. There was nothing to be seen. Burası edilgen, görülecek hiçbir şey yoktu. Just the dim outline of the opposite house top. Sadece soluk dış hattı, outline, karaltısı, of the opposite house top, diğer evin çatısının, üstünün, against the blue sky, gökyüzüne karşı, yani arkadaki mavi gökyüzünün ön planında karşı evin karaltısını görüyor, çatısını. His enemy was undercover. Düşmanı örtü altındaydı. Yani düşmanı kendini saklamıştı. Just then, hemen ardından, an armored car, zırhlı bir araba, came across the bridge, köprüyü geçerek geldi. Came across the bridge.
and advanced ve ilerledi slowly up the street, yavaşça caddeye doğru ilerledi. It stopped on the opposite side of the street, caddenin karşı tarafında durdu, 50 yards ahead, 50 yard ötede. Arkadaşlar bu yard, yarda anlamında, metreden biraz daha kısa, meraklar içinde söyleyeyim, 0.90-91 şey gibi, metre gibi düşünebilirsiniz. 50, yani yaklaşık 40 ile 50 arası metre kadar bir mesafede. The sniper could hear the dull panting of the motor. Şöyle, pant solumak demektir. Dull da donuk, motorun, yani gelen aracın motorunun donuk solumasını, motorun sesini diyelim biz ona, duydu. His heart beat faster, kalbi daha hızlı çarptı. It was an enemy car, bu bir düşman arabasıydı. He wanted to fire, ateş etmek istedi, but he knew it was useless, ama faydasız olduğunu biliyordu. His bullets, onun mermileri, would never pierce, pierce da piercing'den aklınıza gelsin. Yani delmek demek arkadaşlar. Mermileri would never pierce, asla delemezdi the steel, çeliği. That covered the gray monster, gri canavarın, evet, gri canavarı örten çeliği asla delemezdi. Çünkü düşman aracı zırhlı bir araç. Then round the corner, sonra köşede diyor, köşe, yani köşeyi dönünce, of a side street, yandaki caddenin köşesinden, köşeyi dönerek, round the corner o anlamda, came an old woman, yaşlı bir kadın geldi. Her head covered by a tattered shawl, kafası kadının, tattered, artık yırtık pırtık olmuş, bir şalla örtülüydü. She began to talk to the man in the turret of the car. Şimdi bu bir zırhlı araç arkadaşlar. Turret, zırhlı araçların üstündeki makinalı tüfeğin yerleştirildiği küçük kule gibi çıkıntı. Dolayısıyla aracın kulesindeki adamla konuştu kadın. Konuşmaya başladı. She was pointing to the roof. Çatıyı işaret ediyordu kadın. Where the sniper lay. Bizim keskin nişancının yattığı, uzandığı çatıyı işaret ediyordu. An informer, bu kadın bir informer, yani muhbirdi. The turret opened, zırhlı aracın üst kapağı açıldı. A man's head and shoulders appeared, bir adamın başı ve omuzları göründü, appeared, looking toward the sniper, ve adam sniper'a doğru bakıyordu. The sniper raised his rifle, sniper tüfeğini doğrulttu, yük kaldırdı yani, raise, and fired, ve ateş etti. The head, baş, fell heavily on the turret wall, zırhlı araçtaki adamın başı ağır bir şekilde turret wall, zırhlı aracın kule kapağının üzerine düştü. The woman darted toward the street, dart, süratle gitmek, kadın süratle doğruldu toward the side street, yan caddeye doğru, yani fırladı. The sniper fired again, sniper tekrar ateş etti. The woman whirled round, ve kadın yuvarlandı, whirled round, and fell with a shriek, ve bir çığlıkla beraber düştü into the gutter. Arkadaşlar gutter da işte su arkı, su yolu, işte yolun kenarındaki oyuklar olarak düşünebilirsiniz. Çukur, kısacası gutter. Suddenly, aniden, from the opposite roof, karşı istikametteki çatıdan, karşıdaki çatıdan, a shot, bir atış, silah atışı, rang out, çınladı. And the sniper dropped his rifle with a curse, ve sniper tüfeğini düşürdü, lanet okuyarak. The rifle clattered to the roof, clatter çarparak ses çıkarmak, tüfeği çatıya düştü, çarptı. The sniper thought, sniper düşündü diyor, the noise would wake the dead, öyle bir ses çıktı ki, sniper bu sesin ölülere bile uyandıracağını düşündü. He stooped, o eğildi, to pick the rifle up, tüfeğini almak için. He couldn't lift it, kaldıramadı tüfeği. His forearm, dirsekten ele doğru olan kısmı düşünebilirsiniz. Ön kolu was dead,
hissetmiyordu ön kolunu. "I'm hit," he muttered, vuruldum diye mırıldandı. Dropping flat onto the roof, yani dümdüz çatının üzerine düşerek, he crawled back to the parapet, tekrar sürünerek çatı siperliğine gitti geriye. With his left hand, he felt the injured right forearm. Sol koluyla. Şimdi feel'ın hissetmek anlamı var arkadaşlar. Bir de parmaklarıyla, eliyle yoklamak anlamı var. Sol koluyla yokladı diyor. The injured right forearm, yaralı olan ön kolunu. The blood was oozing through the sleeve of his coat. Sızmak, kan sızıyordu. Through the sleeve of his coat, kabanının kolundan kan sızıyordu. There was no pain, acı yoktu. Just a deadened sensation, sadece bir duygusuzluk hissi vardı. As if the arm had been cut off, sanki, as if'miş gibi demektir, kolu kesilmiş gibiydi. Quickly, çabucak, he drew his knife from his pocket. Drew, çekti, çıkardı bıçağını from his pocket, cebinden. Opened it on the breastwork of the parapet. Çatı siperliğinin breastwork, gövde kısmında açtı onu, bıçağı. And ripped open the, sleeve. Rip, sökmek demek. Sökerek açtı kolu. Ripped open the sleeve. There was a small hole, küçük bir delik vardı. Where the bullet had entered, kurşunun girmiş olduğu yerde. On the other side, diğer tarafta, there was no hole, delik yoktu. The bullet had lodged in the bone. Lodge da lojadan gelsin arkadaşlar. Yani bir yere girmek, orada kalmak anlamında. Mermi kemiğe saplanmıştı. Lodged into the bone. It must have fractured it. Fracture, kırmak demek, çatlatmak demek. Kırmış olmalıydı kolunu. He bent the arm below the wound. O büktü diyor kolunu. Yaranın altından, below the wound. The arm bent back easily. Kolu kolaylıkla geriye doğru büküldü. He ground his teeth, dişlerini gıcırdattı. Grind, öğütmek anlamında da kullanılır. Dişlerini birbirine sürttü. To overcome the pain, acıyı yenmek için. Then taking out his field dressing, sonra çıkararak diyor, field dressing de arkadaşlar sargı bezi, pansuman anlamında. He ripped open the packet, paketi sökerek açtı with his knife, bıçağıyla. He broke the neck of the iodine bottle, iyot şişesinin, şişenin boyun tarafını kırdı. And let the bitter fluid, ve saldı diyor, bıraktı acı sıvının, drip into the wound, yani müsaade etti anlamında let burada. Boşalttı, müsaade etti. Yakan sıvının yarasına damlamasına müsaade etti. A paroxysm of pain swept through him. Nöbet arkadaşlar, paroxysm, bir acı nöbeti, titreme yani. Swept through him, içerisini sildi, süpürdü. Yani içinden bir acı nöbeti geçti. He placed the cotton wedding over the wound. O yerleştirdi diyor pamuğu. Wedding over the wound, dolgu yaparak, vatka şeklinde dolgu yaparak, wedding, yaranın üzerine. And wrapped the dressing over it, ve sargı bezini de üzerine sardı. He tied the ends with his teeth, end uçlar, sonlar demek. Sargı bezinin ucunu bağladı dişleriyle. Then he lay against the parapet, sonra çatı siperinin yanına uzandı. And closing his eyes, ve gözlerini kapatarak, he made an effort of will to overcome the pain. Make an effort of will, isteği gösterdi. To overcome the pain, acıyı yenmeye çalıştı. In the street, caddede, beneath, aşağıdaki caddede, all was still. Her şey durgundu. The armored car
had retired speedily, retire emekli olmak ama tabii araçlar söz konusu olduğu zaman da yani geri çekilmek anlamında da kullanıyor retire. Zırhlı araç, burası past perfect, geri çekilmişti. Speedily over the bridge, köprü üzerinden süratle geri çekilmişti. With the machine gunner's head, makinalı tüfekçinin başı hanging lifeless, cansız bir şekilde sarkarak over the turret, aracın kulesinin üzerinden. The woman's corpse, kadının cesedi, lay still in the gutter, hala çukurda cansız uzanıyordu. Hareketsiz yatıyordu. The sniper lay still, sniper yattı, still, yani şey bir şekilde, hareketsiz bir şekilde still, for a long time, uzun süre, nursing, nurse hemşire demek ama fiil olduğunda bakmak, bakım yapmak. Nursing his wounded arm, yaralı kolunun bakımını yaparak, and planning escape, ve bir kaçış planlayarak. Morning must not find him wounded on the roof. Morning must not find him, sabah onu yakalamamalıydı yaralı bir şekilde çatı üzerinde. Yani sabah olduğunda o yaralı bir şekilde çatının üzerinde olmamalıydı. The enemy on the opposite roof, karşı çatıdaki düşman covered his escape, onun kaçış yolunu kapamıştı. He must kill that enemy, bu düşmanı öldürmeliydi. And he could not use his rifle, ve tüfeğini kullanamıyordu. He had only a revolver to do it, bunu yapmak için sadece bir revolver, yani tabancası vardı. Then he thought of a plan. Sonra bir plan düşündü. Taking off his cap, kepini çıkararak, take off, he placed it over the muzzle of his rifle. Onu tüfeğin ağız kısmına, yani tüfeğin uç kısmına taktı, yerleştirdi. Then he pushed the rifle slowly upward. Sonra tüfeği hafifçe yukarıya doğru, slowly upward, itti. Over the parapet, yani çatı siperinin hizasından yükseltti görünür bir şekilde. Until the cap was visible, cap görünür oluncaya kadar, cap was visible from the opposite side of the street, caddenin karşı tarafından görünür oluncaya kadar. Almost immediately, neredeyse derhal, there was a report, bir geri bildirim, geri dönüş vardı. Yani tepki geliyor. And a bullet, ve bir mermi, pierced the center of the cap, cap'in merkezinden deldi. The sniper slanted the rifle forward, slant alçaltmak, öne doğru alçalttı tüfeği. The cap clipped down into the street, clip down da işte düşmek anlamında, cap caddeye düştü. Then catching the rifle in the middle, sonra tüfeği ortasından yakalayarak, the sniper dropped his left hand, sniper düşürdü sol elini over the roof, çatının üzerine, and let it hang lifelessly, ve cansız bir şekilde kolunun orada asılı kalmasına izin verdi. After a few minutes, moments, birkaç dakika sonra olarak alabilirsiniz, a few moments, he let the rifle drop to the street, tüfeği bu sefer caddenin üzerine düşürdü. Bıraktı, saldı. Then he sank to the roof. Sonra kendini adeta gömdü çatıya. Dragging his hand with him. Kolunu da yanında sürükleyerek. Crawling quickly to his feet. Ayaklarının üzerinde çabucak sürünerek. He peered up at the corner of the roof. Çatının köşesine baktı. His ruse, yaptığı hile, ruse, had succeeded, başarılı olmuştu. Başarılı olmuştu. The other sniper, diğer sniper, keskin nişancı, seeing the cap and the rifle fall, cap'i ve tüfeğin düşünü gören diğer keskin nişancı, thought that he had killed his man, adamını öldürdüğünü düşündü. He was now standing before a row of chimney pots. O, yani diğer keskin nişancı, şimdi ayakta dikiliyordu bir baca külahları dizisinin önünde. Looking across, karşıya bakarak, with his head clearly silhouetted,
Kafası açıkça, kafasının silüeti açık bir şekilde belirli olarak against the western sky, batı istikametindeki gökyüzüne karşı başının silüeti açıkça belirgin bir şekilde ve karşıya bakarak bir dizi baca külahının önünde ayakta dikiliyordu. The Republican Sniper, Cumhuriyetçi keskin nişancı, smiled, gülümsedi. And lifted his revolver ve silahını kaldırdı. Above the edge of the parapet, çatı siperliğinin üzerine. The distance was about 50 yards. Mesafe yaklaşık 50 yardaydı. A hard shot in the dim light. Karaltılı ışıkta zor bir atıştı. And his right arm was paining ve sağ kolu ağrıyordu, acıyordu. Paining him like a thousand devils. Yani bin şeytan gibi diyor burada. Tabi burada biz bunu Türkçe ölümüne acıyordu ya da çok acıyordu şekline çevirebiliriz. He took a steady aim, düzenli bir nişan aldı. Steady, istikrarlı nişan, yani dikkatli bir nişan aldı olarak düşünebilirsiniz. He sent trembled with eagerness, eli şevkle, istekle titredi. Pressing his lips together, dudaklarını birbirine bastırarak he took a deep breath, derin bir nefes aldı. Through his nostrils, burun deliklerinin içerisinden nostrils and fired ve ateş etti. He was almost deafened, hemen hemen neredeyse deafened, sağır oluyordu. With the report, report burada arkadaşlar silah sesi, yankı olarak alacağız bunu. Silahın yankısından. And his arm shook with the recoil ve geri tepmenin etkisiyle recoil kolu sarsıldı. Then when the smoke cleared, sonra duman temizlendiğinde he peered across, karşıya baktı and uttered ve çıkardı diyor, a cry of joy, bir zevk çığlığı çıkardı. His enemy had been hit, düşmanı vurulmuştu. He was reeling over the parapet in his death agony, ölümün acısı içerisinde diyor. Reel over'da devrilmek, evet, devriliyordu çatı siperin üzerine. Yani karşıdaki şeyde, bunlar her ikisi de zaten karşı çatının o çıkıntı siperinde. Bu taraftaki hikayenin başından beri anlattığımız sniper'da bu çatının siperinin arkasında rakibini vurdu ve rakibi ölüm acısı içerisinde kendisinin bulunduğu çatının siperi üzerine yığılıyordu, oraya devriliyordu. He struggled to keep his feet, mücadele ediyordu ayaklarını muhafaza etmek için. But he was, yani ayakta durabilmek için, but he was slowly falling forward, ama yavaşça öne doğru düşüyordu. As if in a dream, bir rüyanın içindeymiş gibi. The rifle fell from his grasp. Grasp sıkı tutmak demektir. Vurulan karşıdaki sniper'ın tüfeği, kavradığı tüfek düştü. Hit the parapet, çatı siperliğine çarptı. Fell over, aşağıya yuvarlandı. Bounded off the pole of a barber's shop. Bir berberin dükkanının direği üzerine vurdu. Orada bir sekti, bounded off. And then clattered on the pavement. Clatter işte takırdamak, metal ses çıkarmak. Clattered on the pavement ve sonra kaldırımın üzerine çarparak silah yankılandı. Then the dying man, sonra ölmekte olan adam on the roof, çatının üzerinde crumpled up, iki büklüm oldu. And fell forward ve öne doğru düştü. The body turned over, vücudu ters döndü, turned over and over, yani taklalar atıyor vücudu, vurulmuş, hatta ölmüş bile olabilir o anda. And in space, yani boşlukta taklalar attı. And hit the ground, ve yere vurdu. With a dull thud, boğuk bir gümlemeyle. Then it lay still, itten kasıt artık burada ceset. Ve orada hareketsiz uzanıyordu. The sniper looked at his enemy falling and he shuddered.
Sniper düşmanının düşüşüne baktı. And he shuddered, shudder ürpermek ve ürperdi. The lust of battle, çarpışmanın arzusu died in him, içerisinde öldü. Şevki öldü. He became bitten by remorse. Remorse vicdan azabı. Vicdan azabı şimdi ısırıyordu onu, acıtıyordu anlamında bitten. Ya da vicdan azabına yenik düştü. The sweat stood out in beads on his forehead. Sweat terler fışkırıyordu in beads, boncuk boncuk on his forehead, alnında. Weakened by his wound, yarası nedeniyle zayıf düşmüş bir şekilde. And the long summer day of fasting, ve uzun yaz günü orucundan, buradaki oruçtan neyi kastettiğini bilmiyoruz. Yani sonuçta Hristiyanların da kendine göre oruçları var. Bu da olabilir. Sniper olduğu ve bütün gün boyunca hiçbir şey yiyip içmediği için de olabilir. Yani yarasının etkisiyle ve bütün günün orucundan zayıflamış bir şekilde, weakened by his wound, zayıf düşmüş bir şekilde. And watching on the roof, ve çatıyı seyrederek, he revolted from the sight of the shattered mass of his dead enemy. O isyan etti. From the sight, görüntüsünden, of the shattered mass of his dead enemy. Buradaki shattered mass de arkadaşlar, parçalanmış kütle. Yani ölü olan düşmanının parçalanmış, darbe almış cesedinin görüntüsüyle isyan etti. His teeth chattered, dişleri takırdadı. He began to gibber to himself. Kendi kendine hızlı hızlı söylenmeye başladı. Gibber, söylenmek. Cursing the war, savaşa lanet okuyarak. Cursing himself, curse lanetlemek demek. Savaşı lanetleyerek, kendini lanetleyerek. Cursing everybody, ve herkesi lanetleyerek söylendi. He looked at the smoking revolver in his hand. Elindeki dumanı tüten silaha baktı. And with an oath, ve bir yemin ederek, he hurled it, fırlattı onu, silahı, to the roof at his feet, ayaklarının önüne, yere fırlattı. The revolver went off, silah patladı, with a concussion, sarsıntıdan patladı. And the bullet, ve mermi whizzed past, vızıldayarak geçti, the sniper's head, sniper'ın kafasının önünden. He was frightened back to his senses by the shock. Ve şokun tesiriyle korkarak tekrar kendine geldi. Duyuları yerine geldi. His nerves steadied, sinirleri tekrar istikrara kavuştu. Steadied. The cloud of fear, korku bulutu, scattered him from his mind. Yani korku bulutu arkadaşlar, scattered from his mind, zihninden dağıldı. And he laughed, ve güldü. Taking the whiskey flask from his pocket, cebinden küçük viski şişesini çıkararak, he emptied it a draught, bir fırtta, bir yudumda ya da bir içmede tamamını içti. Bir fırtta tamamını içti, öyle diyelim. He felt reckless, umursamaz hissetti. Under the influence of the spirit. Spirit, alkollü içki içinde kullanılır. İçkinin tesiriyle umursamaz hissetti. He decided to leave the roof, çatıdan ayrılmaya karar verdi now, şimdi. And look for his company commander, ve kendi ekip komutanını, company eşlik, arkadaşlık demektir. Kendi ekip komutanını aramaya karar verdi. To report, olayı bildirmek için ya da rapor vermek için. Everywhere around was quiet. Etrafta her yer sessiz, sakindi. There was not much danger. Pek fazla tehlike yoktu. In going through the streets, caddelerin içerisinden ilerlemekte. He picked, o aldı. Picked up, tabi yukarıya doğru eğilerek aldı. His revolver, silahını, tabancasını. And put it in his pocket, ve cebine koydu. Then he crawled down, sonra aşağıya doğru süründü.
Through the skylight, ay ışığında, gökyüzünün ışığında, to the house underneath, aşağıdaki eve doğru. When the sniper reached the laneway on the street level, yani tabii burada crawl down, çatıdan aşağıya işte sürünerek ya da tırmanarak çıkıyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Tutunarak iniyorsunuz. When the sniper reached the laneway of the street level, sniper ulaştığında, cadde seviyesinde, kaldırıma ulaştığında, he felt a sudden curiosity, ani bir merak uyandı içinde, hissetti. As to dair, neye dair? The identity of the enemy sniper, düşman keskin nişancısının kimliğine dair, whom he had killed, öldürmüş oldu. Yani öldürmüş olduğu düşman keskin nişancısının kimliğini merak etti. İçinde bir merak uyandı buna dair. He decided that he was a good shot. O karar verdi ki bu iyi bir atıştı. Whoever he was, her kimse yaptığı iyi bir atıştı. He wondered did he know him. Merak etti. Tanıyor muydu onu? Tanıyor muydu? Did he know him? Perhaps belki de he had been in his own company, o kendi birliğindeydi, before the split in the army, ordudaki bölünmeden önce, split bölünme. He decided to risk going over, gitme, oraya gitme riskini göze aldı, decided, karar verdi, to have a look at him, ona bir bakmak için. He peered around the corner, köşeden etrafa bakındı, into O'Connell Street, O'Connell Caddesi'ne doğru. In the upper part of the street, caddenin üst bölümünde, there was heavy firing, ağır ateş vardı. Yani orası ateş altındaydı. But around there, here, around here, ama bu civarda, all was quiet, her yer sakindi. The sniper darted across the street, süratle caddeyi geçti, darted. A machine gun, yani dart oynuyoruz ya arkadaşlar, küçük oklar fırlatıyorsunuz. İşte oradan aklınızda kalsın bu da. Dartet, ok gibi fırladı yani caddenin karşısına. A machine gun, bir makinalı tüfek, tore up the ground, yırtarak, bir makinalı tüfek yeri delerek geçti. Makinalı tüfek atışı. Around him, onun etrafındaki yeri. With a hail of bullets, yani bir kurşun yağmuruyla yere deldi bir makinalı tüfek onun etrafını. But he escaped, ama kaçmayı başardı. He threw himself face downward. O attı kendini. Yüzü aşağı bakar bir şekilde downward beside the corpse. Cesedin yanına attı. Yani kendini yüzü aşağıya bakar bir şekilde cesedin yanına saldı. The machine gun stopped. Makinalı tüfek durdu. Then the sniper, sonra keskin nişancı, turned over the dead body, cesedi ters çevirdi, and looked into his brother's face, ve erkek kardeşinin yüzüne baktı. Bir başka hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.